Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size CMap programıyla kavram ve zihin haritası oluşturmanın nasıl olduğunu göstereceğim. Program Windows, Linux ve OS X'te çalışabiliyor ve tamamen bedava. Bizim kullanacağımız versiyon 6.03 olacak. CMap ismi Concept Map'ten geliyor. Yani kavram haritası. Anlatı Windows üzerinden olacak. Programı açtığımızda böyle bir sahneyle karşılaşıyoruz. Burada oluşturduğunuz kavram haritaları ve klasörler oluyor. Klasörlerin içine hem kullandığınız öğeleri, görsel öğeleri hem de kavram haritalarını ekleyebilirsiniz. Örneğin şunu açalım. Burada daha önce oluşturduğumuz bir kavram haritası ve orada kullandığımız görsel öğeler var. Kapatalım. Yeni diyorum. Yeni bir klasör oluşturmak için dizini tıklıyorum. Dizine isim veriyorum. Bunun içine girip yeni kavram haritası diyeceğim. CMap. Hemen açıldı. Çok hızlı bir şekilde açılıyor. Arka plan eklemek istiyorsak buraya herhangi bir resmi tutup sürüklemeniz yetiyor. Bunu kendisi arka plan olarak kabul ediyor. Bir de normal resim ekleme var. Onu gösterelim. Bunu geri alalım. Normal resim ekleme için önce programın içine onu grafik öğesi olarak tanıtmanız gerekiyor. Klasörün içine sürüklüyoruz. Hesap makinesini sürüklüyoruz. Burada klip artı seçmeniz lazım. Klip artı seçmezseniz her sürükleyip bıraktığınızda arka plan olarak, öğesi olarak kabul eder. Klip artı tıklıyorum. Eğer ki aktarırken, içeri aktarırken boyutlandırmak isterseniz buradan yapabilirsiniz. %50 ölçekli, %100 ölçekli veya piksel bazında ters çevir, yan çevir gibi. Tamam diyorum. Bunu da tamamladıktan sonra artık bu kütüphanemize eklenmiş oldu. Kütüphane eklendikten sonra gelip bunu buraya bırakabiliyorum. Gördüğünüz gibi görsel olarak geldi. Öğeyi kaç piksel olarak eklediyseniz clip art olarak konsept map'e yani kavram haritasına eklediğiniz zaman da o kadar geliyor. Boyutlandırma özelliğini göremedim. Şimdi bir kavram oluşturalım isterseniz. Çift tıklıyorum sadece. Çift tıklamak yeterli oluyor gördüğünüz gibi. Sonra oluşturduğum kavramları birbirine bağlamak için üzerindeki ok işareti olan kulakçıktan tutup sürüklüyorum oku. Gördüğünüz gibi birbirlerine bağlandı. Okun bağlandığı yeri değiştirmek için oka tıkladıktan sonra okun en ucundaki kare simgesini tutup şurada sürükleyebiliriz tekrardan. Bu aralarındaki bağlantının ne olduğunu gösteren bir açıklama metni var. Bunu da değiştirebiliyoruz. Önce kavramları işaretleyelim. Örneğin hücre ikiye ayrılsın. Hayvan hücresi ve bitki hücresi diye. Buraya ayrımın neye dayandığını belirtebiliriz. Sizin ne yazacağınıza kalmış. İkiye ayrılır diyorum. Bu nesnelerin şekillerini değiştirebiliyoruz. Boyutlarıyla şu kulaktan tutup oynayabiliriz. Nesnenin şeklini buradan değiştiriyoruz. Kare, daire, çember hepsi var. Gölge rengini değiştirebiliyoruz. Mavi bir gölge verdim. Arka plan rengini turuncu yaptım. Yazı rengini değiştirmek için buradan geliyorum. Pembe yaptım. Yazı tipini buradan boyutunu da büyütelim. Daha rahat okunsun. Hücre. Buradan kalın ince seçenekleri var. Yazı yine tarafa yaslayacağımız var. Paragraf aralıkları. Ondan sonra kenarlardaki boşluklar. Örneğin 10 dedim. Dışındaki şekle 50 boşluk verdim. Mesela böyle oldu. Burada şablonlar da var. Mesela ben uğraşmak istemiyorum tek tek. Şuradan temalardan seçeceğim derseniz tıkladığınız anda o temaya uygun olarak değiştiriyor görüntüyü. Bu da güzel, fena değil. Boyutunu tekrar büyütelim. Böyle kalsın. Sonra yine nesneyle alakalı seçeneklere dönersek nesnenin arka plan resmi ekleme özelliği var. Genişliği 50 ayarlayabiliriz. Mesela 150 dedik. Bu öğeleri align yani hizalama, dizme gibi seçenekler de var. Örneğin bunları ortala dediğiniz zaman ortaladı. Ortaladıktan sonra aralarındaki boşlukları da belirlemek istiyorsanız onu da belirtebiliyorsunuz. Mesela eşit diz. Sabit boşluk olsun dedim. Aralarında 60'lar birim boşluk olsun diyorum ve
ortala diyorum. Bakın şu arada 60 boşluk var. Bu iki veriyi tıkladıktan sonra hizalamakla değil de aralarındaki boşlukları açmakla şu ayarı değiştirebilirsiniz. Şöyle. Açmak isterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Şuradan birini çekebiliriz. Bir de çizgilerin özellikleri var. Çizginin önce rengini buradan değiştirebiliyoruz. Buradan kalınlığı değiştirebiliyoruz. Şunu seçtiğimiz zaman çizginin şekli değişiyor. Bu şekil çizgi şekli gördüğünüz gibi dümdüz gidiyor. Bunu evimli falan yapmak isterseniz bunu seçersiniz. Sonra buradan gördüğünüz gibi şöyle biraz daha estetik bir şekil verebilirsiniz. Onu da ona benzetelim. Burada bağlantının yönünü gösterebiliyorsunuz. Mesela bu nesneden bu nesneye veya bu nesneden diğer tarafa doğru mu gidecek? Bunu siz buradan belirliyorsunuz. Şurada hangi tarafta okla gösterecek, hangi tarafta gösterilmeyecek var. Bu da size kalmış. Yine burada köşeli çizgi çizme özelliği var. Oluşturduğumuz kavram haritasına resim eklemeye yapalım şimdi de. Tuttum. Kavram haritasına resmi kütüphanemden sürükledim. Gördüğünüz gibi kavram haritasına bu clipart'ı eklerken kaç piksel eklediysem burada da o boyutlarda geldi. Tutalım kavram haritasına. İki öğe arasında bağlantıyı yapalım. Resimde bağlamış olduk. Bu resmi herhangi bir yere bağlamak zorunda değilsiniz. Başka bir resim ekleyerek şöyle altında yer alacak şekilde koyalım. Mesela şunu ekledik. Clipart olarak eklemek istedik. Bu seçenek bug var sanırım. Her zaman aktif olmuyor. Şunu bir iki kere kapatıp açınca aktif hale geliyor. Boyutlandır diyoruz. Böyle bir pencere açılıyor. 100 piksel iyidir benim için. Şu anda. Tamam dedim. Kütüphaneye eklendi. Bu TV nesnesini aldım ve bıraktım. Buraya da bir tane. Bunları istiyorsak böyle bağlayabiliriz. İstersek bağlamadan bırakabiliriz. İkisini beraber bir grup halinde bırakabiliriz. Şu ikisini seçip grup derseniz grup haline gelirler ve sürükleyip bıraktığınız zaman ikisi beraber gelir. Bu ikisini tutup seçtiğiniz zaman yarat derseniz böyle de dıştan çerçeveleyen bir şekil oluşturuyor. Bu sayede tıklayıp kapatıp açabiliyorsunuz. Sanki bir pencere gibi. Son olarak oto yerleşim özelliğini göstermek istiyorum. Formatlara giriyoruz. Oto yerleşimi seçtiğimiz zaman kendi seçtiği şablonlar üzerinden düzenlememize imkan veriyor. Buradan yatayda ve dikeyde olması gereken boşlukları seçip otomatik olarak bizim öğelerimizi ekranda yerleştir diyoruz. Yeni yerleşim yarat dedik. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz ayarlara göre bunu uyguladı. Burada hayvan büyütkücesinin yukarı almasının sebebi bağlantının bitkiden hücreye doğru gitmesi sebebiyleydi. Burada bağlantının yönünü ters çevirdim. Şimdi yeni bir oto yerleşim ayarlayacağım. Bezier olarak seçtim. Yerleştir dedim. Gördüğünüz gibi şu anki pozisyonuna uygun bir şekilde oklara göre yerleştirildi. Kavram haritasını oluşturduk. Fakat bunu dışarıda başka platformlarda da kullanmak istiyorsak dışarı aktarmamız gerekiyor haliyle. Dosya menüsünden dosyaya kaydeti seçiyoruz. Burada bir sürü seçenek var. Genelde kullanılan resim dosyası oluyor. Burada kaydetmek istediğiniz resim, harita diyelim, ismini veriyoruz. Uzantısını yine buradan değiştirebilirsiniz. JPEG diyelim veya PNG. Buradan kalite seçenekleri var. %100 kalite diyelim. OK'ye tıkladık. Sonra Save'e tıkladık. Kısa bir süre sonra dosyamız hazır. Bunları kapatıyorum. Hücre diye kaydettim kavram haritasını. Bunu da kapattım. Gördüğünüz gibi hücre diye kavram haritası buraya geldi. Tekrar açalım. Böyle görünüyor. Kapattım. Bunu da kapattım. Kaydettiğimiz resim buraya geldi. Programın indirme linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere.